Hep yardım olacakmış gibi çalışıyor. Kimse inanmadı. Avukatlar hiç kimse. Ve bize konuşuyorlar. Yardım partiye hapse girecekler, ne konuşacağız, ne yapacağız falan. O kadar inanmadık. Ama ne oldu? Cevap olumlu çıkınca hepsi döndü bize baktı. Ve biz orada tek tek kalkıyoruz, tek tek savunuyoruz, kuratlarımızı verdik, şey yaptık. Şimdi dedim ki gördünüz mü? Umut için mücadele ediyoruz. Bir umut. O da nasıl gerçekleşiyor? O da dedi ki evet, o yüzden mücadele ediyoruz. Değiştiriyor ya. Konuşamıyorum. Avukatlar şey. Yani bu süre kadar yöntemimizin meşruluğa inanarak savunmalarımızı yaptıysak ve böyle bir direniş başlatırsak onlar o kadar inanmadılar aslında. Yani evet, direniş bizim direnişimiz. Zaferle konuşulacağını da biliyoruz direnişimizde. Ama duyanları sorsak olalım. Sol karşımızda, sol yerde. Türkiye'de de biz bu tartışmaları verdik. Çıktım erken mücadeleleri verdik. Burada da aslında bir süreki yaşamış olduğu yerde. Gerek avukatlar, gerek işaretlerle haklısınlar edip inanmadılar. Sonunda kadar inanmadılar yani. Acaba bizim küçük dediler. Çok üzerinde tutmaya gerek yok dediler. Ama işte tek tek kilolarımızı söyledik. Yani genel tutan durumlarından bahsedince. Sağlık raporları nerede? Hastane sağlık raporları yok. Bizde kalp dedik, sağlık raporları yok ama biz buradayız. Hani açtığımızda biz buradayız. Mahkeme belki 2 ay sürecek, belki 3 ay sürecek. Bize diyorlar ki çıkınca bırakacak mısınız? Niye yaptınız? Biz de açıkladık, dedik ki bir tek direniş yöntemimiz vardı tutuklu olarak. O da açlık grevi yapmamız. Azaldığımız yöntemiz, diğerlerini bir tek yöntem vardı. Beraatimizi, suçsuzluğumuzu, buradaki suçsuzluğu teşhir edecek. O da direnişti. Biz ona başladık. O yüzden bize diyorlar ki ya sağlığınız kötü olursa, dedik sağlıktan daha önemli bir şey var. Özgürlük ve adalet. Biz onun için yapıyoruz. Belki ileride sağlık sorunları yaşayacağız. Ama yaşamamamızın önündeki cevap da sizin cevabınız olacak. Olumlu cevap verin, sağlık sorunu yaşamayalım. Güzel bir cevap oldu. Teşekkür ederim. Ya Sinan kalacak mı?